Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin FETÖ'yü koruyan kararına CHP ve Deva Partisi'nden destek geldi. CHP ve Deva Partisi'nden yapılan açıklamalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulansın, yeniden yargılamaların önü açılsın açıklaması geldi. KHK'lara baharı getireceği baharı. İşlerine kaldıkları yerden aynen başlayacaklar. Yargı hükmü dahi olsa, mahkumiyet berat ne olursa olsun, tamamının dosyasını yeniden ele alacağız. Evet hepsini görevlerine geri getireceğiz. <laughs> Batı'nın Türk yargısına baskı aracı olarak kullandığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yüksel Yalçınkaya davasında FETÖ'yü koruyan kararına Muhalefetten destek geldi. CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uyulmasını istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının da iç hukukta yeri belli zaten. E, bu karara uyulması e, gerekiyor çünkü verilen bir karar var. Türkiye'de e, bir hak ihlali olmamalı. Yani yargı bağımsızlığı en önemli şey. Adaletin tesisi bizim olmazsa olmazımız diyoruz. Sözüm söz o kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen herkesi görevine iade edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim süreci boyunca FETÖ ve PKK iltisakları nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK'lılara sahip çıkmış, iktidara gelmeleri halinde görevi iade sözü vermişti. CHP yöneticileri de il il gezerek KHK'lılarla buluşma toplantıları yapmıştı. KHK'lılar güneşli günler istiyor, KHK'lılara barışı, ve baharı getireceği baharı. FETÖ yargılamaları ve KHK'lıların görevi iadesi için eylem planı hazırlayan Deva Partisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mahkemesi Baylok ve Bank Asya kararına sahip çıktı. KHK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edeceğiz. İşlerine kaldıkları yerden aynen başlayacaklar. Yayınlanan olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının silahlı terör örgütü üyeliğine ilişkin diğer ceza yargılamalarını da etkilemesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda devam eden yargılamalar karara bağlanmalı, sonuçlanan dosyalarda da yeniden yargılamanın öne acilen açılmalıdır dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında ortaya koyulan tespitler ve kararın diğer yargılamaları da ilgilendiren etkisi dikkate alınarak devam eden yargılamalar bu esaslar çerçevesinde karara bağlanmalı sonuçlanan dosyalarda da yeniden yargılamanın önü acilen açılmalıdır. Bürokrasi ve zaman kaybını minimum seviyede tutmak için kanun hükmünde kararname mağduriyetleri eylem planımızda da açıkladığımız gibi derhal bir kanuni düzenleme yapılmalıdır. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video program özeti ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.